Yayıncılıklığı 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben diyetisyen Merve Bilge Atalay. Bugün ev yapımı yoğurt yapacağız. Eskiler hep evde yapar diyordu. Sonradan bir moda başladı, bir furya başladı. Sanki ev yapımı yoğurtlar kötüymüş de marketten alınanlar iyiymiş gibi davranmaya başladık. Sonra baktık. Bu moda da geçti. Sonrasında dedik ki ev yapımı yoğurt daha iyi. Dedik ve tekrar normale, özümüze dönmeye başladık. Ev yapımına dönmeye başladık. İyi ki de öyle yaptık. Çünkü size bugün çok önemli şeyler anlatacağım. Biliyorsunuz bir sürü programda bahsettim. Bahsetmeye de devam edeceğim. Çok üst üste aynı şeyleri konuşuyor olabiliriz ama bu konuda bilinçlenirsek emin olun pek çok konuda aydınlanacağız. Çünkü bizim beynimizi yöneten nokta belki de bağırsaklarımızdır. Son çalışmalar çok farklı şeyler söylüyor, çok güzel şeyler söylüyor. Eğer çözüm bulabilirsek bağırsak sorunlarımıza, beynimizdeki pek çok hasara, pek çok sıkıntıya da çözüm bulabiliriz deniliyor. Bu yüzden biz şimdi bağırsaklarımızı olabildiği kadar iyi bir yere getirelim, olabildiği kadar iyi bir hale getirelim. Bağırsak sıkıntımız olmasın, biz belki de depresyonu engelleyebiliriz. Belki otizm, belki şizofreni. Evet, bunlar çok ütopik yaklaşımlar olabilir ama bir tık daha iyi hissedebilir kişi kendini. Daha rahat hissedebilir kendini. Alzheimer, Parkinson, pek çok beynimizde aslında şu anda tıbbın yeterli olmadığı, yani hani ilerliyoruz ama bir noktadan sonra çözümünün olmadığı ya da ilaçlarla sadece olayı bastırdığımız pek çok bağırsak hastalığı da var. Örneğin Crohn, işte ülseratif kolit, gastrit gibi. Yani hani evet, mesela gastritte ilaçlar kullanıyoruz ama herhangi bir stres, herhangi bir sıkıntı anında, herhangi bir problem anında tekrar aynı şeyler başa sarıyor. Bu pek çok hastalık için geçerli. Stres çok önemli fakat bu stresle beraber acaba bağırsaklarımız da çok etkileniyor olabilirler mi? Çünkü vücutta beyinden sonra en fazla sinir nerede bulunmuş biliyor musunuz? Bağırsaklarda bulunmuş. Bağırsaklar yüzey alanı olarak inanılmaz geniş bir alan. Yani başından sonuna kadar o kadar büyük bir flora ki orası. O kadar çok bakteri yaşıyor ki, iyi bakteriler, kötü bakteriler. Bu yüzden baştan aşağı düzeltmek belki çok %100 mümkün olmayabilir ama en azından sorunlu bölgeleri bir tık daha iyileştirmek, daha iyi bir hale getirmek sizin vücudunuza yapabileceğiniz en büyük yatırım, en büyük yardımdır. Bu da bu kadar basit mi Merve, bu kadar kolay bir ev yapımı yoğurttan neler çıkarttın diye olabilirsiniz ama gerçekten emin olun bu kadar basit. Çünkü aslında biz basit şeyleri, küçük şeyleri kaçırdığımız için büyük şeyler başımıza geliyor, büyük kötülükler başımıza geliyor. Aslında günlük yaşantımızı, günlük basit noktaları yapabilirsek, 1-2 dakikamızı ayırabilirsek, yanımızda ev yapımı yoğurdumuzu taşıyabilirsek pek çok noktada daha iyi yerlere geleceğiz. Şimdi nedir bu beyin-bağırsak ilişkisi diye soracak olursanız, beynimizdeki düğümlerle bağırsaklarımızdaki boğumlar bile neredeyse birbirine benziyor. O kadar birbiriyle bağlantılı noktalardan bahsediyoruz biz. Şimdi bu kadar her şeyiyle dört dörtlük bağlantılı bir noktanın herhangi bir stres durumu yaşadığında pek çok kişi koştura koştura ne yapar? Tuvalete gider. Niye? Ya ishal olur, ya işte bağırsakları bozulur, bir şey olur. Niye? Çünkü bağırsaklar o kadar duygusal, o kadar hassas ki beyin gibi, yani beynimiz nasıl düşünüyorsa aynı bağırsaklarımız da aslında öyle düşünüyor diyebiliriz burada. Bu yüzden bağırsak sağlığı bizim için çok değerli. Bağırsak sağlığımız için neler yapabiliriz konuşuyorsak, bağırsak sağlığımız için biz işte ev yapımı yoğurt yapacağız başlangıçta. Ev yapımı yoğurdumuz, ev yapımı kefirimiz. Kefir, yoğurttan sonra kefire de geçeceğiz inşallah. Ev yapımı ayranımız, zaten yoğurdu yaptıktan sonra ayran kolay. Sonra prebiyotikler kullanacağız. Şimdi probiyotiklerimiz var ve prebiyotiklerimiz var. Öncelikle şuradan başlayalım. Bağırsaklarımız kocaman, dediğim gibi çok uzun, kilometrelerce
Vücudumuzda kıvrım kıvrım dolanan bir organdan bahsediyoruz. Şimdi bu bağırsaklarımız bizim bağırsaklarımızda yaşayan bir sürü mikroorganizma var. Bu organizmalar bizim bağışıklık sistemimize etki ediyor. Yani bağışıklık sistemi ne demek biliyor musunuz? Kanseri engelliyor örneğin ya da grip olduğunuzda daha rahat atlatmanızı sağlıyor. Ya da her mesela birisi hapşırdı size mikroplar geldi sizin hasta olmamanızı sağlıyor, direncinizin daha yüksek olmasını sağlıyor. Bağışıklık sistemi bizim vücudumuz için en önemli sistemlerden bir tanesi. Bağırsağın bununla bağlantısı var. Bağırsak deyip geçmeyin. Oradaki iyi bakteriler buradaki bağışıklık sisteminin iyi yönde etkilenmesini sağlıyor. Bunun haricinde kolesterol. Kolesterol bizim için çok önemli bir parametre. Biliyorsunuz LDL ve HDL olmak üzere ikiye ayrılıyor. HDL kolesterolü biz iyi huylu kolesterol, LDL ise kötü huylu kolesterol olarak adlandırıyoruz. Sizin LDL'niz çok yüksek olduğunda kalp damar rahatsızlıklarına daha fazla yakalanabiliyorsunuz, daha kötü olabiliyorsunuz. İşte kalp krizi riskiniz daha çok artıyor. Burada kolesterolün düzeylerinin düşmesinde bile yardımcı olabilir bizim bağırsaklarımızdaki iyi huylu bakteriler deniliyor. Bu yüzden bağırsak sağlığı dolaylı yoldan kalp damar sağlığıyla da birebir ilişkili demektir bu. Bunun haricinde kan şekeri. Kan şekeri zaten hani diyabet, insülin direnci, hipoglisemi derken tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, gestasyonel diyabet, her şey. Kan şekerinin dengesi bizim vücudumuz için çok önemli. Aynı şey gibi yani hani kan şekeriniz dengesiz olduğunda siz zaten normal düşünemezsiniz ki. Beyniniz normal değildir sizin kan şekeriniz dengesizse. Sizin beyniniz normal değilse, beyinle bağırsak bağlantılıysa, bağırsaktaki herhangi bir aksaklık zaten beyni rahatsız eder. Bağırsağınızdaki iyi huylu bakterilerin sizin kan şekerinizi dengelemesine etkili olduğunu biliyor muydunuz? Bu da çok önemli. Bunun haricinde tansiyon. Yine kolesterolden kalp damar rahatsızlıklarına geçiş yapmıştık. Tansiyon da aynı şekilde. Yüksek tansiyonun bizim için ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Felç, işte inme, Allah korusun bu tarz hastalıklara direkt sebep oluyor. Bu yüzden bizim tansiyonumuzu dengede tutmamız gerekiyor. Evet, doktorumuzun verdiği ilaçlar çok önemli. Yaptığımız diyet çok önemli. İçtiğimiz su miktarı çok önemli tansiyon için. Ama bunun yanında bağırsak sağlığımızı da ihmal etmeyelim lütfen. Bunların hepsiyle bağlantılı bir bağırsaktan bahsediyoruz. Zaten vücutta bu kadar büyük olan ve sadece işte dışkılamaya yarayan bir sistem olması imkansızdı. Bundan yıllar önce böyle biliniyordu. Fakat olayların pek de öyle olmadığı artık gastroenterologlar tarafından geniş geniş anlatılıyor. Şimdi bağırsaklarımızda yaşayan iyi bakterilerimiz var bizim, probiyotiklerimiz var ve bunların yemekleri olan prebiyotikler yani lahana turşuları, fermente edilmiş sebzeler, yer elması, işte patates, muz, bir sürü oligosakkarit yani kuru baklagillerin hepsi, bunların hepsi prebiyotiktir. Yani probiyotiklerin ya iyi huylu bakterilerin yaşamasını sağlarlar. Probiyotikler ise bakteriler. Mesela biz hazır olarak eczanelerden ya da genelde Türkiye'de eczanede satılıyor. Eczanelerden probiyotikleri şase ya da böyle hap gibi drece formunda ya da sıvı formda alabiliyoruz. Fakat burada da işte şöyle bir sıkıntı var. Böyle hazır aldığınız probiyotiklerde bilinçsizce kullanıyorsanız, sürekli kullanıyorsanız bir sıkıntı olabilir. Ya da aldığınız markanın içindeki bakteriler gerçekten yaşamıyordur. Ölü bakterinin kime faydası var? Bu yüzden burada eczacınızın ve gastroloğunuzun çok bilinçli olup sizi doğru yönlendirmesi çok önemli. Tabii ki burada bizim başvuracağımız kaynaklar eczacımız ve gastroloğumuz artı diyetisyenimizdir. Burada da dışarıdan probiyotik alımımıza çok dikkat edelim. Çünkü şu anda pek çok piyasadaki markanın aslında incelenmeye gönderildiğinde içindeki bakterilerin çoğun ölü olduğu görüldü. Bu çok üzücü bir durum. Çünkü siz bir şeyden faydalanmak için yani oradaki bakterinin ölü olmaması gerekiyor. Faydalanmak için alıyorsunuz ama içindeki bakteriler aslında çoktan ölmüş. Bu yüzden de biz yaşayan bakterileri vücudumuza sokmak istiyorsak UHT süt kullanmayacağız.
Niye? Çünkü UHT süt, uzun ömürlü süt dediğiniz süt, aylarca bozulmayan bir sütten bahsediyoruz biz. Bu sütün içinde zaten yararlı, yararsız, bütün bakteriler tamamen ölmüş oluyor. Pastörize süt bizim için çok değerli, çok kıymetli bir süttür. Bu yüzden pastörize süt kullanımına devam edelim. Tabii ki güvendiğiniz bir çiftlikten ve güvendiğiniz bir sağım aşamasına şahit olduğunuz bir yeri biliyorsanız oradan da tabii ki alabilirsiniz ama ne yazık ki hepimiz şehir hayatında yaşıyoruz. Çok mümkün olmuyor. Bu yüzden pastörize sütler kötüdür diyemeyiz. Belirli bir yüksek ısıl işlem almıyorlar. İçindeki yararlı bakteriler ölmüyor. Pastörize sütten biz ev yapımı yoğurt yapabiliriz. Şimdi tahtamızı bir kenara bırakıyoruz ve yoğurt yapımına, ev yapımı yoğurt yapımına başlıyoruz. Şimdi bizim burada bir yaptığımız, önceden sizin için yaptığım, birkaç gün öncesinde yaptığım bir yoğurdum var. Bunu göstereceğim ama yoğurt nasıl yapıyorum, ben nasıl yapıyorum bunu göstermek istiyorum size. Şimdi bilinçli olarak ben bu şişelere, cam kavanozlara koydum. Niye biliyor musunuz? Bir moda var çocukları. Genelde ben de Miraç küçükken biraz o modaya uymuştum. Böyle kavanoza sanki hani kavanoza mayalamak daha güzelmiş gibi bir moda var. Aslında şöyle bir sıkıntı var burada. Şimdi riboflavin dediğimiz bir çok önemli bir vitaminimiz var bizim. B2 vitaminimiz ve B2 vitamini ışığa karşı duyarlı. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Cam bu ve buzdolabının kapısı açıldıkça ışık alıyor bu yoğurt. Yani B2 burada kayboluyor. Yani aslında cam kavanozda bunu yapmak neymiş? Doğru değilmiş. O yüzden lütfen eski usul siz cam kavanozu boş verin. Böyle kapalı, ışık almayan güzel bir tencerenizde onu mayalayabilirsiniz. Bunun haricinde böyle plastik de olmasın ama eğer böyle hani kaliteli BPA free işte o tarzda bir plastiğiniz varsa onu kullanabilirsiniz tabii ki. Bir de ben bunu bilinçli olarak şeker koydum. Ev hanımları gerçekten çok zeki aynı zamanda. Her şeyin en lezzetlisini, en böyle sağlıklısını, iyi yoğurt tutma şeklini falan çok hızlı buluyorlar. Çok pratik zekalı oldukları için. Çünkü ev hanımı gerçekten inanılmaz zor bir şey. Ve her şeyi dört dörtlük yapmak zorundasın ve sanki hiçbir iş yapmıyormuşsun gibi davranılıyor. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum. Ben hani evde olduğum günlerde asla tam olarak hiçbir şeyi yapamadığım için yapanlara gerçekten helal olsun diyorum. Burada da pratik güzel bir yöntem bulmuşlar kendilerine. Bir kilo işte sütü mayalarken bir yemek kaşığı falan şeker atıyorlar. Hem daha güzel mayalanıyor hem de yoğurdun tadı güzel oluyor. Ama işin kötüsü siz yoğurda bile şeker bulaştırmış oluyorsunuz. Lütfen yapmayın. Eğer hani şey olmasını istemiyorsanız, ekşi olmasını istemiyorsanız yoğurdun, sütünüz çok sıcak olmasın. Bu parmağımızı hafifçe değdirdiğimizde, ah kaymak, kaymağı çıktı. Çok iyi, iyi sütmüş bu demek ki. Parmağınızı hafifçe değdirdiğinizde elinizi değdirebileceğiniz bir ısı da olacak. Çok fazla içine yoğurt koyarsanız doğru mayalansın diye yine ekşi olur yoğurt. Mayalanınca yoğurt ekşi olur. Şöyle birkaç yemek kaşığı kadar ılık sütümüzden bir yemek kaşığı kadar yoğurdumuzun içine şu şekilde koyuyoruz. Ki bir anda atmayalım diye. Sonra onu çırpacağız şöyle kendi içinde. Evet. Şu şekilde çırpacağım. Birazcık daha alacağım. Ve bunu bunun içine dökeceğim. Şimdi bunu şöyle karıştırdım. Peşinden ne yapacağım? Bunu sarmadan, kesinlikle sarmadan ve fırını yakmadan. Fırını da yakmıyorum. Fırına koyacağım. Fırına koyacağım. 4-5 saat kadar, 5-6 saat kadar artık sizin oda ısınızla da alakalı zaten görürsünüz. Şöyle bir fazla dışarıda tutarsanız gene ekşi olur. Mayalıyor, içinde duruyor. Sonrasında şu yoğurt oluyor. Bakın şu şekilde lezzetli, güzel. Şöyle hemen şunu silip
bir yemek kaşığı tadına bakalım. Ve bundan sonra bana Instagram'dan yazın. Ev yapımı yoğurdumu yapıyorum Erva Hanım. Programı izledim. Ev yapımı yoğurdumu yapıyorum. Yazın lütfen, bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.